Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a şikayette bulunan kadının sözünü Allah işitmiştir. Allah sizin konuşmanızı işitir. Çünkü Allah işitendir, bilendir. İçinizde zihar yapanların kadınları onların anaları değildir. Onların anaları ancak kendilerini doğuran kadındır. Şüphesiz onlar çirkin ve yalan bir laf söylüyorlar. Kuşkusuz Allah affedici, bağışlayıcıdır. Kadınlardan zihar ile ayrılmak isteyip de sonra söylediklerinden dönenlerin karılarıyla temas etmeden önce bir köleyi hürriyete kavuşturmaları gerekir. Size öğütlenen budur. Allah yaptıklarınızdan haberi olandır. Buna imkan bulamayan kimse, temas etmeden önce aralıksız olarak 2 ay oruç tutmalıdır. Buna da gücü yetmeyen 60 fakiri doyurur. Bu hafifletme, Allah'a ve Resulüne inanmanızdan dolayıdır. Bunlar Allah'ın hükümleridir. Kafirler için acı bir azap vardır. Allah'a ve Resulüne karşı gelenler, kendilerinden öncekilerin alçaltıldığı gibi alçaltılacaklardır. Biz apaçık ayetler indirmişizdir. Kafirler için küçük düşürücü bir azap vardır. O gün Allah onların hepsini diriltecek ve yaptıklarını kendilerine haber verecektir. Allah onları bir bir saymıştır. Onlarsa unutmuşlardır. Allah her şeye şahittir. Göklerde ve yerde olanları Allah'ın bildiğini görmüyor musunuz? 3 kişinin gizli konuştuğu yerde 4.'sü mutlaka odur. 5 kişinin gizli konuştuğu yerde 6.'sü mutlaka odur. Bunlardan az veya çok olsunlar ve nerede bulunurlarsa bulunsunlar, mutlak o onlarla beraberdir. Sonra kıyamet günü onlara yaptıklarını haber verecektir. Doğrusu Allah her şeyi bilendir. Gizli konuşmaktan men edildikten sonra yine o men edildikleri şeyi yapmaya kalkışarak günah, düşmanlık ve peygambere karşı gelmek hususunda gizlice konuşanları görmedin mi? Onlar sana geldikleri zaman seni Allah'ın selamladığı bir tarzda selamlıyorlar. Kendi içlerinden de bu söylediklerimiz yüzünden Allah'ın bize azap etmesi gerekmez miydi derler. Cehennem onlara yeter. Oraya gireceklerdir. Ne kötü dönüş yeridir orası. Ey iman edenler! Aranızda gizli konuşacağınız zaman günahı, düşmanlığı ve peygambere karşı gelmeyi fısıldamayın. İyilik ve takvayı konuşun. Huzuruna toplanacağınız Allah'tan korkun. Gizli konuşmalar şeytandandır. Bu iman edenleri üzmek içindir. Oysa şeytan Allah'ın izni olmadıkça müminlere hiçbir zarar veremez. Müminler Allah'a dayanıp güvensinler. Ey iman edenler! Size mescitlerde yer açın denilince yer açın ki Allah da size genişlik versin. Size kalkın denilince de kalkın ki Allah sizden inananları ve kendilerine ilim verilenleri derecelerle yükselsin. Allah yaptıklarınızdan haberi olandır. Ey iman edenler! Peygamberle gizli bir şey konuşacağınız zaman bu konuşmanızdan önce bir sadaka veriniz. Bu sizin için daha hayırlı ve daha temizdir. Şayet bir şey bulamazsanız artık Allah bağışlayan ve merhamet edendir. Gizli özel bir şey konuşmanızdan önce sadaka vermekten korktunuz da mı yerine getirmediniz? Fakat Allah da sizi affetti. Şu halde namazı kılın, zekatı verin, Allah'a ve Resulüne itaat edin.
Allah yaptıklarınızdan haberi olandır. Allah'ın kendilerine gazap ettiği bir topluluğu dost edinenleri görmedin mi? Onlar ne sizdendirler ne de onlardan. Bilerek yalan yere yemin ediyorlar. Allah onlara çetin bir azap hazırlamıştır. Onlar ne kötü işler yapıyorlar. Yeminlerini kalkan yapıp Allah'ın yolundan çevirdiler. Onlar için küçük düşürücü bir azap vardır. Onların ne malları ne de evlatları kendilerinden Allah'tan hiçbir şeyi savamaz. Onlar ateş halkıdır. Orada ebedi kalacaklardır. Allah onların hepsini tekrar dirilttiği gün, dünyada size yemin ettikleri gibi ona da yemin edecekler ve kendilerinin bir şey üzerinde bulunduklarını sanacaklardır. İyi bilin ki onlar yalancıdırlar. Şeytan onları istila etmiş, onlara Allah'ı anmayı unutturmuştur. Onlar şeytanın hizbi partisidir. İyi bilin ki şeytanın partisi kaybedecektir. Allah'a ve Resulüne düşman olanlar var ya, onlar en alçaklar arasındadırlar. Allah, elbette ben ve elçilerim galip geleceğiz diye yazmıştır. Şüphesiz Allah güçlüdür, galiptir. Allah'a ve ahiret gününe inanan bir milletin babaları, oğulları, kardeşleri yahut akrabaları da olsa Allah'a ve Resulüne düşman olanlarla dostluk ettiğini görmezsiniz. Onlar o kimselerdir ki Allah kalplerine iman yazmış ve onları kendinden bir ruh ile desteklemiştir. Onları altlarından ırmaklar akan cennetlere sokacak. Orada ebedi kalacaklardır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da ondan razı olmuşlardır. İşte onlar Allah'ın hizbi, dininin yardımcılarıdır. İyi bil ki kurtuluşa ulaşacak olanlar Allah'ın hizbidir. Sadakallahu lansin.